Bugün tam 5 kişilik, tam ölçülü ne yapacağım? Tavuklu pilav yapacağım. Tavuklu pilavın yanında içine biraz da nohut koyacağım. Ne olacak? Nohutlu tavuklu pilav olacak. Şöyle söyleyeyim, nohutu niye koyduğumu söyleyeyim. Ben her zaman size anlatıyorum. Diyorum ki arkadaşlar, elinizde eğer varsa nohut haşladığınız zaman biraz ne yapın? Fazla haşlayın. Bu tür malzemelerin fazlalarını difrize koyun. İleride çorbalarda, pilavlarda, yemeklerde kullanabilirsiniz diye. Daha önceki çekimlerim benim çok eski çekimler olduğundan dolayı tam porsiyonları, tam miktarları veremedim. Onun için o çekimleri biraz da ne yapıyorum? Yeniliyorum. Şimdi burada neyimiz var? 2 su bardağı pirincimiz var. Yani bir su bardağını buraya döktüm, bir su bardağı da bunu döküyorum. Bu pirincimiz tam 5 kişilik olacak. Burada tavuk budumuz var. Tavuk budumuz ortalama 500 gram. Şu kuyruk kısımlarını alayım. Bu kuyruk kısımlarını da çok sevenler var, onu söyleyeyim özellikle. Burası ortalama 500 gram. 500 gram olduğundan dolayı ne oluyor arkadaşlar? Bıçağımızı tabi ağzını kör etmeyeyim, şöyle yapalım. Ben bunu 500 gram tavuk budunu karşılayalım. Şöyle söyleyeyim, 6 lira para verdim. Yani bir akşamki yemek maliyetim benim kaç lira oldu? 10 lira oldu. Şimdi ne yapacağız? Rengini bozmasın diye tavuğumuzun suyunu, tavuğu ben ne yaptım? Önceden şöyle güzelce bir yıkadım. Normalde ben tavuğu yıkamam ama içine baktım. Eğer içinde böyle kanlı varsa, makine tam düzgün temizleme yapmadıysa arkadaşlar, tam tamına 4 bardak su koyuyorum buna. 4 bardak su koydum. 4,5 bardak su koyayım hatta ben buna. Sebebini söyleyeyim. 4,5 su bardak su koydum. Su kaynarken tavuk haşlarken ne olacak? İçinden su kaybı olacak. Fazla su koyarsak pilavımızda tavuk suyunun tamamını değerlendiremeyiz. Şimdi sıra geldi pirincimizin suyunu vermeye. Gerçi bunda ölçüye gerek yok. Pirincimizi kesinlikle soğuk suyla ıslıyoruz. 15 dakika dinlendiriyoruz. İçine tuz vesaire hiçbir şey koymuyoruz. Şimdi tavuğumuzu ocağa vuralım, ondan sonra işleme geçelim. Tavuğumuzu ocağa vurduk, altını yaptık. Kapağını kapatacağız. Kemiklerden ayrılana kadar haşlanmasını bekleyeceğiz. O ara pirincimiz ıslanacak. İkisini beraber yapacağız. Tavuğumuzu kontrol ediyoruz. Şu şekilde gördüğünüz gibi kemiklerden atmaya başlamış. Bu ne demektir? Tavuğumuz haşlandı demektir. Hemen tavuğumuzu alacağız. Az önce de söylediğim gibi işte içine 4,5 su bardağına yakın su koydum ki tavuğun suyundan daha fazla istifade edelim, daha fazla yararlanalım diye. Şimdi ortalama burada ne kaldı? 2 su bardağına yakın suyumuz kaldı. 2 su bardağını normal çeşmeden, yani normal kaynama sudan, 2 su bardağını da buradan kullanacağım. Şimdi pilav yapmaya başlıyoruz. Pirincimizi süzdürüyoruz. Şöyle söyleyeyim, kesinlikle daha önce de söylediğim gibi soğuk su kullanacağız. Nişastasını attırana kadar yıkayacağız. Altından berrak suyu gelince ne yapıyoruz? Suyunu çektirmeye bırakıyoruz. Pilavımızı kesinlikle sıvı yağ ve katı yağ yarı yarıya kullanacağız. Şöyle söyleyeyim. Onu daha önce de izah ettim ben ama katı yağ pilava yapışır, sıvı yağ dibine gider. İkisi aynı ahenkte olursa ne olur? İkisi de pilava yapışır, pilavımız istersen 24 saat sonra aynı lezzetini korur. Yağımız erimiş olacak ve sıcak olacak. Şimdi sıvı yağını döküyoruz. Yarım fincan sıvı yağ döktüm. Ben 100 porsiyonlara alışkın olduğumuzda biz ne yapıyoruz? Tenekeyi kaldırıyoruz, boşaltıyoruz içine, göz kararı. Şimdi ev hanımları soruyor, abi ne kadar yağ koydum? O da kesin mi belli olsun diye bu şekilde yaptım. Tavamızı ısıtacağız. Tavamız ısınacak ki pirinci döktüğümüzde dibine yapışmasın. Yani yağımız, tavamız ısınmış olacak. Sesi duyuyor musunuz? Şimdi hazır ocağımızın altını ısıtıyoruz. Pilavımızı kavurmaya başlıyoruz. Şimdi şunu söyleyeyim. Kaldırır mısın? Şimdi şunu söyleyeyim. Pilavı ilk kavurduğumuzda, kavururken pirinci attığımızda bize yağ az gibi görünebilir. Aslında yağ az değildir. Yağ pirince sarar. Kavurmaya başladıkça ne yapar? Yağı geri dışına atmaya başlar. Onu suyu vermeden önce göstereceğim ben size. Yine karıştırdım. Tekrar ocağımın altını açtım. Şimdi ne yapacağız? Bunu kavuracağız. Kavururken de tekrar bir daha söylüyorum. Bunun kavrulduğunu nasıl anlarız? Bir araya toplanmaya başlar. Üçer beşer tane gruplar halinde
Kavrulduktan sonra tekrar dağılır. İşte o ne demektir? Suyunu ver demektir. Hemen pirinçlerimizi bir araya toplayalım. Niye başladı? Şimdi bu ne demektir? Pilavımız kavruldu demektir. Suyu verme aşaması geldi demektir. Şimdi az önce başta bahsettiğim olay şuydu. Yağ az gibi görünür ama en son kavrulduğunda yağ dibine bırakır diye şu şekilde şöyle bir sızdırma yapalım. Şuradan alalım. Görüyor musunuz arkadaşlar? Aslında pilavımızın yağı az değil. İlk kavurma aşamasında size ne kadar az gibi görünürse görünsün. En sonunda yağı ne yapar? Bırakır. Yani boş yere pirincimizi de yağlı yapmamış oluruz. Şimdi tuzumuzu atıyoruz. Tuzumuzu atarken de şundan bahsedeyim. Bana döner misin? Tuzu kesinlikle pilavlarda en son katacağız bir. İkincisi, benim aldığım pirinç çok kötüydü. En ucuz pirinci aldım. Şöyle böyle yok. Niye yok? Ben de en ucuz pirinci alıyorum. En ucuz pirinci alıyorum ama alırken hep aynı markayı almaya dikkat edelim. Neden dikkat edelim? Önce pirinci bir tanıyalım. Hangi aşamada ne olduğunu. Ondan sonra pilavımız kesinlikle kötü çıkmaz. Geçenlerde ben pilav çektim. İşte izlemişsinizdir belki. O pilavda ne yaptım? Dedim ki en ucuz pirinci aldım. Ben bunu deneyeceğim. Denedim, ne yaptım? 3,5 su bardağı su verdim. Baktım. Ha dedim, bu pirinç bu kadar su yiyor. Bugün ne yapacağım? 3,5 su bardağı pirincin suyunu 4 su bardağına çıkartacağım. Yani 1'e ne oluyor? 1'e 2. Evet, 1'e 2 su vereceğim. Hiçbir endişem olmayacak. Direkt suyunu vereceğim. Altını kapatacağım. En sonunda inanılmaz derecede güzel bir pilav çıkacak. Önerim size, mutlak surette hep aynı pirinci kullanın. Bir sefer deneme yapın. İkincisinde mutlaka pilavınız olur. Şimdi sıra geldi suyumuzu vermeye. Arkadaşlar bak, endişesiz nasıl su verilir onu göreceğiniz. Şu bir. Şu iki. Hiç bakmıyorum bile suyun ne kadar olduğunu. Neden bakmıyorum? Çünkü ne çıkacağını biliyorum. Ben bu pilavı daha önce dedim. Şu üç. Şimdi tavuklu pilavın özelliği şu. Tavuk suyuyla yaptığımız veya et suyuyla yaptığımız pilavların özelliği şu. Altını açalım. Bir kaynasın. Önce hafiften bir suyunu çekmesini ne kadar bekleyelim? Bir 10-15 saniye kadar bekleyelim. Sebebi ne? Direkt tavukla verirsek tavuğun suyu yağlı olduğundan dolayı pirinç içine alma yapamaz. Pilavımız diş diş olur. Şimdi sıra geldi tavuk suyumuzu vermeye. Evet, bir su bardağı tavuk suyumuz var, onu veriyoruz. Toplamda 4 su bardağı yaptı. Şimdi ne yapıyoruz? Altını kısıyoruz. Artık bunun suyu, her şey hazır. Hiçbir endişemiz, korkumuz yok. Ne yapıyoruz? Elimizde eğer nohutunuz varsa şu şekilde nohutu döküyoruz içine. Hiç korkusuzca. Yarısını dökeceğim. Yarısını da üzerinde süslemede kullanacağım arkadaşlar. Evet. Şimdi tavuklu pilavımız hazır. Kapağını kapatıyoruz. Ortalama bir 15 dakika kuş gözü bekleteceğiz. Dinlendireceğiz. Altını son gaz açıyorum. Sebebi şu. İçine tavuğu haşladığım için ayıklarken ne oldu? Tavukta biraz soğuma oldu. Nohutta soğuma oldu. Pilavımızı bozmasın diye. Şöyle bir sallıyorum. Şöyle bakıyorum. Suyumuz kaynadı. Şimdi ne yapıyorum? Şöyle göstereyim de içinizde bir şüphe olmasın. Görüyor musunuz? Suyumuz kaynadı. Şimdi ne yapıyorum? Altını kısıyorum. Dinlenme aşamasını bekliyorum. Şu şekilde göstereyim ben. Şöyle kenarından bakıyoruz. İçinde 1 gram su kalmamış ya. Şöyle görüyor musunuz? Tane tane. Bunu ne yapacağız? Fazla buharını kaçırmadan, bozmadan hemen kapağını kapatacağız. Şimdi kuş gözü dediğim nasıl onu da göstereyim. Şu şekilde gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bu şekilde olacak altı. Tam tamına 20 dakika oldu. 20 dakika bu kuş gözünde bekledi. Altını kapatıyoruz. Kesinlikle ve kesinlikle bir 5-6 dakika dokunmuyoruz. Pilavımızın demlenmesini bekliyoruz. Ya bu şekilde ben göstereyim. Görüyor musunuz? Nasıl dağılıyor tane tane. Şöyle bak, görüyor musunuz? İşte tane tane pilav nedir? Tane tane pilav budur arkadaşlar. Hemen sunumunu yapalım. Kasemizin içine pilavımızı koyalım. Bunun için özel bir kase alacağım sunumlar için. Arkadaşlar kesinlikle ve kesinlikle şunu söyleyeyim.
Vermiş olduğum ölçüye, tarife uyun. Pilavınız olmazsa ben buradayım. Tane tane çıkmazsa. Deyin ki usta, pilavı biz yaptık. Senin dediğin ölçülerde yaptık. Olmadı deyin. Ben buradayım. Hemen şimdi tabağımıza ters çevirelim. Alalım. Gerçi üzerine tavuk koymaya gerek yok. Yeteri kadar tavuk var ama. Şöyle yapayım ben. Bana döner misin? Tavuğumuz hazır. Şunu söyleyeyim. Söyleme ihtiyacı diyorum daha doğrusu. Benim ustalığımın iyi olması, 1000 porsiyon, 1000 çeşit, 1500 çeşit yemek yapıyorum, 2000 porsiyon yemek yapıyorum bir şey ifade etmiyor. Neden etmiyor? Çünkü internette biraz şey olmak gerekiyor. Yani hileli yazılar yazmak gerekiyor. Ben de ufak tefek yazıyorum. Yazdığım zaman kendi yemeğimi kendim bulamıyorum. Belki şunu diyebilirsiniz. Usta, buna benzer videolar çekiyorsunuz. Mecburen çekiyorum. Neden çekiyorum? Benim bütün emeğim boşa gidiyor. 1 milyon, 3 milyon izlenecek videoma bakıyorum. Birinci sınıf orijinal tarif vermişim. 5 bin, 10 bin, 50 bin. Onun için arada benzer videoları çekiyorum. Ne diyoruz? Hakkınızı helal edin diyoruz. Kim yapar? Ahmet Şef yapar. Siz isteyin, biz yapalım. Afiyet olsun.